Fatih Başkan açıklamalarından ben biraz hemen bahsetmeye başlayayım. Fatih Başkan bugün bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın demiş. Bu söylediklerim kendisinden direkt duyduğum şeyler. Ben ona inanarak size aktarmaya çalışıyorum. İlk başta Doğan Bey'in sorduğu bir konu varmış. Yalçın Ayhan'la ilgili bugün medyaya yansıyan bir şeyler vardı demiş. Ben o olayı okumadım ama Yalçın Ayhan'ın alacaklarından dolayı geçen sezondan beri yani 3 maç falan oynadıydı galiba Yalçın geçen sezon değil mi? O 3 maçta oynasa yarım sezon Tabii canım, takımdaydı. sözleşme Yani imzaladığına sözleşme gereği göre. olan alacaklarının tamamını istiyor. Ve anlaşmaya da yanaşmıyor. Tamamını istiyor. Yani transfer yasağını sadece takımda bu ekstrem durumdur normalde. Takımdan ayrılır ondan sonra tamamını ister ama takımın içindeyken bir şekilde anlaşır. Takımın içindeyken anlaşmaya yanaşmıyor ve transfer yasağına neden olacak alacaklar kıvamından bir tanesi. Oynamaktan umudu kesmiş olabilir Yalçın. Yani Çünkü Başak bu onun evet. şeyi, Yani. göstergesi, bu Ama hareket. yine de ben bu camianın içerisindeyim. Ben oynamasam dahi takım biraz kazansın. Başka bir şeylere kızmış olması da gerekir. Yani Evet. hocaya kızmış olabilir, yönetime kızmış olabilir, ilişkilere kızmış Mutlaka olabilir. olabilir. Ha, çünkü tamamını istemesi sıkıntılı ya. Eğer çok ciddi bir karakter problemi yoksa Yalçın'ın, Ankara gücüne bir düşmanlığı falan yoksa normalde böyle bir şeyi takımın içindeyken sözleşmesini feshetmemiş bu futbolcu yapmaz diye Evet. düşünüyorum. Evet. Ama burada teyit ettiğim bilgi alacağını tamamını istiyormuş Yalçın. Şimdi kitabın ortasından başlayayım Meriç abi. Tabii. Kitabın ortasında güzel şeyler yazmıyor bu sefer. Transfer yasağının kalkması gerçekten çok ama çok zor gözüküyor. Fatih Başkan'ın bana söylediği. Futbolcularla anlaşılamıyor. Biz geçen hafta sen yoktun. Engin sen de şehir dışındaydın. Evet. Sevenlerin sordular Engin nerede diye ama Çok. senin kendi probleminden dolayı gelememiştin. Şehir Evet. dışında olduğundan dolayı. Çok teşekkür ederim. Bir Emrah Yıldız olayı patladı tam o gün. Emrah Yıldız Ankaragücü'ne geldi. Emrah Yıldız kim? Ankaragücü'nün ikinci ligdeyken, birinci ligde çıktığı sene takımı menajerliğini üstlendi. Süper Lig'e çıktıktan sonra ayrılmıştı. Ardından Başakşehir'e gitmişti. Ben bunu şöyle değerlendirmiştim. Transfer yasağı neden olan futbolcular, geçen sezon başında transfer edilen futbolcular da İsmail Kartal'ın olduğu dönemde bu futbolcularla Emrah Yıldız'ın bir şekilde İstanbul bağlantısıyla iyi ilişkileri oldu ve transfer yasağını çözmeye Görevlendirildi. katkı sağlayacağı en azından sürekli ismi geçtiği için artık söylemekten çekinmeyeceğiniz Ketenci'ye yakın olduğu için bu sorunun aşılacağı düşünülüyordu. Biz yazdık. Bayağı bir ses getirdi. Yazmadık daha doğrusu. Programda anlattık. Bayağı bir ses getirdi. Emrah Yıldız ertesi gün anlaşma iptal oldu. Merak da ettim. Fatih Başkan'a bunu da sordum. Emrah Yıldız'a neden anlaşmaktan vazgeçildi diye. Tahmin ettiğimiz gibi değildi. O futbolcularla çok iyi ilişkisi olduğu düşünüyordu ama ters tepti. Aslında o kadar iyi bir ilişki yokmuş. Anlaşmaya yanaşan futbolcular bizden uzaklaştı tarzı bir şey söyledi. Onun için de böyle bir anlaşma Emrah Yıldız'ın başlaması daha ilk günden iptal olmuş. Ardından Mehmet Yiğiner döneminde kulüp müdürlüğü görevini yapan Seyit Bey vardı. Ankaragücü'nde Seyitler hep oluyor. Cemal Başkan'ın da Ha, Seyidi vardı. Mehmet Başkan'ın da Seyidi vardı. kalender. Seyit Bey'le de yollar ayrılmış. Ankaragücü'nde değil. Ne işe yaradığını bilmediğimiz 16 aylık sözleşme yapılmış. Ayda 10 bin lira maaş alan bürütünü hesap ettiğimizde 15 bin lira kulübe maliyeti olan Uğur Engin'le de yollar ayrılmış. Bir Enteresan. 60 bin lira da tazminat ödenmiş. Güzel. Geri kalan Afiyet alacağından olsun. dolayı. Ah. Bunlar Güzel. yani birkaç kişi altyapı dahil 5-6 kişiyle yolların ayrıldığını söyledi. İsim konuşulmadı. Birkaç tanesini biz de biliyoruz kimlerle ayrıldığını. Ama transfer yasağı ile ilgili olumlu şeyler söylemedi. Devre arasına kadar yani transfer dönemi bitene kadar 34 tane dosyadan bahsetti. Transfer yasağının neden olan ödemesi gereken. Şimdiye kadar 8 tanesi çözülmüş. 8-9 tanesi çözülmüş. 34'te 8. Evet. 4'te 1 bile değil. Evet. 4'te 1'e yakın. Yıl sonu olmasından dolayı kurumlarla olan görüşmelerde ilerleme çok yavaş sürüyormuş. Çünkü kurumlar bütçelerini belli ettiler. Yıl sonu hesap kesmeleri lazım. Ocak ayının sonuna doğru görüşelim, ayarlayalım diyorlarmış. Ocak ayının sonunda da Ankaragücü için birçok şey çok geçmiş olabilir.
Bu özellikle makine kimya için mi geçerli dedim. Sadece makine kimya için geçerli değil dedi. Diğer kurumlarla da ilgili benzer problemi yaşıyoruz. Herkes yıl sonra bütçesini kapattığı için Ocak ayına atıyor. Ocak ayında bunlarla görüşülecek ama tarih çok sıkışık. Biz şu anda Ankara Gücü'nün transfer yasağından daha önemli olarak önümüzdeki sezonları rahatlatacak hamlelere yapmaya çalışıyoruz. Yani PTT 1. Lig'e mi hazırlanıyoruz evet. diyor. Öyle mi? Şimdi demek ben istiyor yani. Ya tam onu özetle. Demek istemiyor. Yani bunu birazdan daha detaylı yorumlarız. Ben Fatih Başkan'ın söyledikleri üzerinden devam ediyorum. Tabii hayır ben de yani evet. Anlam çıkarmaya çıkarıyorum. Faruk Koca'yı hep ön plana çıkarmıştım ve sormuştum burada. Faruk Koca maddi destek sağlıyor mu? Faruk Koca maddi destek sağlıyor mu diye. Çünkü yönetimin yapısını biliyoruz. Siyaseten kurumlardan gelecek desteğin hı hı. yanında Ankara Gücü yönetiminin de elini cebine atması lazım. Tabii ve ki. Şu anki mevcut yönetim içerisinde bu elini cebine atması en tahmin edilen kişi Faruk Koca. Faruk Koca'nın atıp atmadığını, bir miktar attığını, elinden geleni yaptığını söyledi. İnşaatı devam eden bir siteden futbolculara, şu anki futbolculara ev teklif edildiği söylendi. Bir iki futbolcu da kabul ettiği daha önceki, geçen hafta konuştuğumdan biliyorum. Finansmanı böyle sağlamaya çalıştı. Söylendi. Ankara Gücü'nde açıkçası transfer yasağıyla ilgili süreç kilitlenmeye yakın. Haftalardır ben bir şey söylüyorum. Şu futbolcuları üzmeyin. Onlara sert söz söylemeyin. Onları incitmeyin, kırmayın. Evet bu futbolcular transfer yasağı da kalkmazsa biz devre arasına kadar diyorduk. Sezon sonuna kadar Aydın dahil, Orgil dahil, İlhan dahil, Korcan dahil bütün futbolcular çok çok kıymetli. Evet. Yani küme düştükten sonra 20 puanla düşmek de birdir. 34 puanla 38 puanla düşmek de birdir denebilir. Ama bu Ankara Gücü'nün borcunu etkileyen bir unsur. Çünkü Süper Lig gibi bir geliri aşağıda bulamıyorsun. Doğru. Her bir galibiyet. Evet. 2.800 değil mi? Evet. Yani. 2.800 tabii. 2.800 beraber. Daha fazla hatta 3 milyon üzerinde diye hatırlıyorum. Hatta 3 yani, milyona yakın. Alınacak her puan ve atılacak her gol çok önemli. Bunu bilmekte yarar var. Yani düştüysek çıkarız kısmı için bu ligde alınan her puan Ankara Gücü'nün borcunu azaltmak açısından çok kıymetli. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer Ankara Gücü transfer yasağını açarsa diğer rakiplerinden çok çok önemli bir avantajı var. Çünkü Futbol Federasyonu bu sezonun başında kulüplere bir mali standart getirmişti. Mali bütçenizi göreceğiz. Ona göre ne kadar rakama kadar transfer yapabileceğinizi söyleyeceğiz demişti. Evet. Neredeyse bütün kulüpler daha sezon başında bu kredilerini sonuna kadar harcadı. Birkaç kulüp var rahat olan. Şimdi onlar da bir %10 arttırılsın diye uğraşıyorlar. Ama Ankara Gücü'nün kredisi tamamen duruyor. Yani transfer yasağı açılırsa Ankara Gücü istediği futbolcuları alabilir. Evet. Örnek göstermek gerekirse Rize Spor geçen sene yaptığını bu sene yapamaz. Devre arasında muhteşem bir transfer yapıp 12 puandan ligde kalmayı başaramayabilir. Ama gençte Ankara Gücü'nün bunu yapma şansı var şu anda. Evet. Transfer yasağı açarsa. Çok önemli bir avantaj. Evet. Yani öbürleri bir %10 hak daha isterken Ankara Gücü'nün %10 duruyor. %100. Yani onun için çok kıymetli Ankara Gücü'nün transfer yasağını açması. Ama Fatih Başkan'dan olumlu bir şey aldım mı? Alamadım. Yani kötü de söylemek istemiyorum. Yorumlayacağız zaten bu sözleri. Zaten yorumlarda da geliyor. Beraberlik filmlerini de yatırıyorlarmış. Bu sabah yatırmışlar Galatasaray'ın evet, yani, filmini. Fatih Başkan söyledi. Bizim döneme ait biz borcu katlamıyoruz. Futbolcuların primlerini ödüyoruz. Mali tabloyu oturtmaya çalışıyoruz. Transfer görüşmelerini sağlıyoruz. Şimdi herkesin merak ettiği bir şeyi sordum ben Fatih Başkan'a. Şimdi her programda bize bu soruluyor. Mehmet Yiğiner dönemiyle ilgili ne yapıyorsunuz? Bu dönemi niye ilgilenmiyorsunuz? Hatta özellikle Seyit Bey'in durmasıyla falan algı şöyle gelişiyordu. Mehmet Yiğiner'in gölgesindeki bir Ankara Gücü yönetimi olarak görülmeye başlamıştı durum. Ki tepkiler geldiği için Seyit Bey'in gönderilmesi bu kadar hızlandı diye düşünüyorum. Yani bu tepkiler, bu algı yüzünden.
göreve başladığını hemen söyledi, sonra söylediği şeyi aynen aslında tekrar etti. Bağımsız denetleme kurumlarını denetlettiriyoruz. Sonuca göre gereken neyse yapacağız. Ama bir şey daha yaptı. Eğer bildiğiniz varsa siz de gidin savcılığa suç duyurusuna bulunun. Burası kamu yararına dernek dedi. Şimdi buradan ne anlarız? Sen gazeteci olarak ne anlarsın? Bilmiyorum. Ben sana topu atıyorum abi. Başka ne söyledi Fatih Başkan? Eksi 3 puan. Eksi 3 puan ve yani işte puan silme ve mümkün olduğunca transfer yasağına neden olan futbolcu sayısını azalttıkları söylüyor. FIBA Factoring'de anlaşma yapılmış. Tekrar bir görüşme yapılmış. FIBA Factoring bir banka değil aslında bakarsak. Leasing kuruluşu. Yüksek faizli kredi veren bir kuruluş. Yani söylemesi ne kadar şeydir falan ya yani yayında. Yani modern çağ tefecisi diyebiliriz aslında bakarsan. Hı hı. Yani onlar da öyle yüksek faizlerle verirdi. Bankadan kredi alamıyorsan tefeciye giderdin. Şimdi bankadan kredi alamıyorsan leasing kuruluşlarına gidiyorsun. FIBA Factoring'de futbol camiasında böyle yüksek oranlarla kredi çekemeyen kuruluşlara para veren bir kuruluş. Bu Tacem Aray'ın zamanında da FIBA Factoring vardı hatırlarsın abi. Evet. Serdar Özersin rahmetli kefil olduğu falan konuşurdu. Şimdi de Mehmet Başkan zamanında 3 kere çekilmiş kredi var. FIBA Factoring'de. Burada 1,5-2 milyon lira bir azalma sağlanmış. Ankaragücü'ne böyle bir katkı sağlanmış. Ama manzara iç açıcı değil. Manzara keyif verici değil. Yorumlarda şöyle, o zaman niye geldiler deniliyor. Bu şimdi benim soracağımı. Bir ben sorayım abi kısa. Çok kısa. Taraftarın sorduğu genel olarak yapılandırma ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılandırma ile ilgili bir şey söylemedi. Zaten yapılandırma gündemde değil. Yani yapılandırma o dönemki siyasetin seçim öncesi kulüplerin ağzına çaldığı bir kaşık baldan öteye açıkçası gitmedi. Yine yararlanan 4 büyük oldu. Yani tabii onlar... Tabii. Şimdi tabii bu ana başlıklardan yola çıkarak aynen o soruyu sormakta yarar var. Madem bunları yapamayacaktınız, bunları yapma iddiasıyla gelmediniz mi oraya? Niye geldiniz o zaman? Diye sormak lazım. Bir, iki, benim takıntılı olduğum konu, şimdi seçimin olduğu günden bu yana bu bağımsız denetim kuruluşları lafa ediliyor. 31 Ekim'di değil mi? Yanlış 31 Ekim söyleyeyim. Yani 1,5 aydır. 48 gündür görevdeler. Evet. Ben şimdi sen konuşurken hesap ettim. 48 gündür. Söylemesi ayıptır. Benim eşim eski maliyecidir. Maliyenin işleyişini bilirim. Mali denetim kuruluşlarındaki uzmanlar, mali müşavirler, mali eski müfettişler falan bir kulübü en fazla bir haftada baştan aşağı incelerler. En fazla bir haftada. Bir haftada hadi çok çok ince ayrıntıları incelemek için bir hafta daha versinler 15 gün sürer. Raporlarında en fazla 2-3 günde yazarlar. Yani bu işin toplam süresi 17-18 gündür incelenip rapor haline gelmesi. 48 gündür ne yapılıyor ki böyle bir şey oyalaması? Bağımsız yani, denetici kuruluşu şunu yapmaz örnek gösteriyorum abi. Bağımsız denetici kuruluşu bir mal alınmış mı alınmış. Bunun faturası alınmış mı alınmış. Evet. Banka kanalıyla ödemesi yapılmış mı ödemesi yapılmış. Mevzuat olarak bir sıkıntı var mı? Yok. O zaman buradan bir şey yok der. O örnek gösteriyorum 1 milyon liralık bir futbolcunun 5 milyon lira alınması denetleyici kuruluşun işi değildir. Yani onlar o şekilde bakmazlar olaya. Ama Ankaragücü'nde zaten sıkıntı. Muhasebesel boyutta ben öyle bir hata yapılacağını düşünmüyorum. Yani ki Mehmet Başkan gibi dernekçilik falan konusunda bir uzman kişi öyle bir hatayı zaten yapmaz, yaptırmaz da. Hı hı. Ama eğer kafadaki şüpheler fahiş fiyatta futbolcu alınmasıysa yüksek rakamlı. Onlar kayıtlarda yok mu? Genel. Hangi futbolcunun kaç liraya alındığı, ne ödendiği, menajerinin ne ödendiğine ilişkin falan bütün kayıtlar vardır. O kayıtları o zaman mali denetim kuruluşu da gözleyebilir. Tabii. Sen de işin içindeki bir insan olarak gözleyebilirsin. Yani bu da 48 gün sürmez. İşte şu kadar bağış geldi. Evet o bağışlar kulübe yazıldı mı ne olarak yazıldı? Onlara bakılır. Yani evet. Çünkü Ankaragücü'ne çok giren ciddi. Çıkan para. Evet. Yani şimdi oralarda bir problem olmayabilir abi. Oralar kitabın uydurulmuş da olabilir evet. Yani.
tam ben nazik bir dille söylemem gerekirse kitabı da uydurulmuş olabilir. Biz bu kitabı uyduranları eskilerden de iyi biliriz yani. Yani uydururlar. Bazıları uydurma daha ihtiyacı duymazlardı. Onlar da gittiler zaten. Masa altından verirdi. Ha. Masa altından şimdi, cebine koyardı. Kafalara takılan şeylerle ilgili yani Fatih Mert ve yönetiminin bu kulübe Mehmet Başkan döneminde ne kadar bir yardım geldi? Ne kadar bir para geldi? Merak edilen, örnek gösteren böyle bir konu var. Yani siyasetin talimatıyla, belediyelerden, Ankaralı esnafın talimatıyla ne kadar bir bütçe sağlandı Ankara gücüne? Ve bu bütçe nasıl harcandı? Tamam. Yani şimdi, ama bunlar zaten kayıtta olan şeyler. Yani mali denetim kuruluşlarının çok net biçimde gözleyebileceği şeyler. Bunlar şey değil ki yani evet. Sudoku bulmacası değil ki böyle o mu bu mu şu mu diye bir araştırma yapasın, kendini zorlayasın, kafa yorasın. Ya misal ben Mehmet Başkan'la tam bu stüdyoda bir program yaptık. 200 milyon liradan bahsetmişti borcu. Metin Akgüz kongreden bir hafta önce hemen hemen, hatta bir haftadan daha az bir süre önce 230 milyon liradan falan bahsetmişti. Yani ne oldu da bu borç 330 milyon liraya çıktı? Ya bahsettiğimiz rakam 100 milyon lira. Ya ben bunu merak ediyorum misal. 100 milyon lira dediğim para neredeyse %30'u orası. Evet. Bir anda faiz mi bindirdiler? Yani ne oldu işte bir anlatılması gereken. İşte belki bunu de bu araştırması, kitaplar. Bulması, ortaya çıkarması, raporlaması ve hakkında önlem alması gereken, kamuoyuyla paylaşması gereken, şeffaflık vaat eden bir Fatih Mert yönetimi vardı. Ben de diyorum ki 48 günde bunlar nasıl yapılmadı? Ben mi bilmiyorum bu iş çok mu uzamış? Yani bir hafta 15 günde halledebilecek işler böyle çok çetrefilli bir hale gelmiş de 48 günde çözülemez bir büyük sorun haline mi dönüşmüş? Benim de merak ettiğim o. Bir, ikincisi kamuoyuna umut vererek bir takım şeyleri yapacağını söyleyerek geldiğin zaman her şeyi göze alarak o şeyi yapmak zorundasın. Olmuyor, bitmiyor, işte hallolmuyor vesaire falan gibi bir takım yakınmalar, bir takım çaresizlikler içinde insanlara bu mesajı vermek gibi bir hakkın, böyle bir yetkin, böyle bir durumun söz konusu olamaz. Yani baştan derdin ki ben incelettim kardeşim, bunun hiçbir şekilde çözümü yok. Ben buraya Ankara gücünü yaşatmak, işte geleceğine bir takım şeyler yapma adına geldim. Olumlu şeyler katma adına geldim. Merak etmeyin, bu seneyi kaybedebiliriz ama seneye şey. Şimdi yani söylemek istediği aslına bakarsak biraz o. Yani şey, bitmiş bir Ankara gücünü ayakta tutmaya çalışıyoruz diyor Fatih Başkan. Doğrudur yani maddi olarak öyle bir durum var. Yani 330 milyon lira borç. Kimse söylemiyor ki ama göreve gelirken biz bir şeyleri halledeceğiz diye gelmediler mi? Benim hafızam mı yanıltıyor? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Orada şöyle bir şey oldu. Fatih Başkan hiçbir şey taahhüt etmeden geldi. Çünkü kongre dolayı oldu. Kongre salonundan gittiler. Neredeyse gıyabında seçiliyorlardı Fatih Başkanlar. Kongre sonrasında da konuşulanlar hiçbir vaat içermiyordu. Tamam da oraya gelirken evet. Aday olduysan bir şeyler vaat ediyorsun demektir. Yani o zaman niye sen aday olmadın? Niye ben aday olmadım? Niye imkanı belli insanlar değil de bu insanlar aday oldu? Yani oraya aday oluyorsan bir şeyler vaat ediyorsun demektir. Ben hiçbir şey yapamayacağım ama kusura bakmayın. Sadece Ankara üçlü oluşumdan dolayı burada görev kabul ediyorum. Yani ne yaparsam razı olun. Demedi ki kimse. Öyle bir şey deme hakkı da yoktu. O zaman bir şeyi çözemeyeceksem ben de burada olmam kardeşim derdi. Evet. Çözecek olan varsa ben ona yardımcı olayım. Bir takım şeylerde yanında olayım. Destek her türlü destek olayım falan demen lazımdı. Ya tabii ki dediğin gibi abi üstüne bir de hani 48 gün geçmiş. Hani sürekli -3 puan daha da gündemde. Hani takıma gelir mi geliyor gelmiyor mu o da belli değil. Hani dediğin gibi bir şeyler çözmek istediğinde çözülmüyor. Mehmet İner dosyası sürekli önüne geliyor taraftar tarafından. Ama Mehmet İner dosyası mı önemli?
benim açımdan da. Yoksa Ankara için transfer yasağı ilk suç var mı? Süper Lig önemli. Evet. Benim için Süper Lig önemli. Tamam, Mehmet Çiğner dosyası açılsın. Ama şu ikinci yarıda açılsın. Hani bu ikinci yarı zamanı açılsın. Transfer açılanı açalım. Eksi 3 puandan kurtulalım. Ondan sonra açalım. Taraftar da bence biraz burada acele etmeyip biraz da arka plan atıp şu transfer sürecine önem vermesi gerekiyor. Yani geçen sene bir düşse Ankara, bu sene Ankara Gücü düşse PTT Lig'e düşecek. Gelir yok. Tam teşekküllü bir çok az gelir. TFF'den de gelir yok. Tabii. Sponsor, Süper Lig'deki kadar sponsor da gelmez. Beypazarı, Merkez tabii Ankara. Sonra ne olacak? O zaman belki hani çok da borç geleceği için hacizler gelebilir. Abi bak, Allah göstermesin. Bu enerjiyi anlamak lazım. Bir kere düşersin. Bir birlikte güç birliği yaparsın. Mücadeleyi yaparsın. Zafer ulaşırsın. Bir daha indiğin zaman aynı gücü tekrar bulamazsın. Bulamazsın. Çünkü yani hep asansör takım kimliğine bürünmek futboldaki evet en tehlikeli şeylerden bir tanesidir. Yani çıkıp bir düşen, de güçsüz asansör takım. Bak evet şimdi eskiden düştüğünde 100-120 milyonluk borçla düştüydü. Şimdi düşersen 300 küsur milyon artabilir, bu daha da ileri gidebilir, yükselebilir rakam. Onunla düşeceksin. Gelirin yok. Bunu kapatacak kapasiten yok. Gücün yok. Desteğin yok. Sponsorun yok. O borcunla birlikte sırtına çuvalla taş almış ve denize atlamış insan gibi aşağı doğru büyük bir hızla gideceksin demektir. Ya başka hiçbir şey değil. Sırtındaki bir çuval taştır bu borç. Yani şimdi Fatih Başkan şeyi de söyledi. Yani şu dönem geçtikten sonra detaylı bir açıklama yapacağını sözünü verdi. Şu dönemin geçmesini niye bekliyor? İnsanlar bu konuya ilişkin haber bekliyor. Şu dönem dediğin zaten transfere kaldı 15 gün ya, değil mi? 1 Ocak mı? Biraz şey yapacak belki de. Yani biz göreve geldiğimizde durum buydu. Bizim dönemimizde şunları yaptık. Yapısal olarak şunları çözdük. Şu işleri de çözülmeye gücümüz yetmedi ama bu bana birçok yerden gelen cümle. Yani yorumlarda gelmese dahi aynı şey söyleniyor. Misal bir Murat Ağacabağ başkan adaylığını da açıklamıştı. Bir tablo koymuştu, bir vizyon koymuştu. Bunları yapacağım. Bunun için böyle bir mali tablo hazırladım. Şu yöneticiler yanımdaydı. Yapardı yapmaz burasını bilmiyorum. Yani en azından bir projeyle gelir. Proje vardı ve bir şey, eğer böyle birisi ben yapacağım diyorken gelip yapamazsa yapacak vardı, sen niye onun önünü kestin derler. Evet. Yani bu doğru. Bu cümlenin içerisinde Murat Ağacabağ yapardı kesin diye bir şey yok. Yani Murat Ağacabağ da gelse ve yapamazsa, ya sen bu kadar vaat verdin bize, evet, niye yapmadın derler. Ne yaptın denir, kardeşim? Dedi. Niye böyle boş konuştun diye sorarlar ona da. Yani geliyorsan bir şeyi yapmayı sözlü ifade etmesen de yapmayı vaat ederek geliyorsun. İnsanlara umut veriyorsun. Buradaki sorun şuydu. Fatih Mert, Tamer Acar, ikisini zaten ayrı görmüyoruz. Beraberler yıllardır, kader birliği yaptığı insanlar. Direkt bu yükün altına kalkacak güçleri zaten yoktu. Bu biliniyordu. Zaten Fatih Başkan da kongredeki röportajda hatırlarsan Başkan Faruk Koca demişti. Evet. Tam onu söyleyecektim. Yani onun gücüne güvenerek geldi aslına bakarsan. Ama Faruk Koca da direkt öyle çıkmayı düşünmedi. Şimdi Faruk Koca niye bu kadar yaptı? Bunu bir düşünmem gerekiyor. Algılamam gerekiyor. Faruk Koca Ankara Gücü maçlarında gördüğümüz bir profil değildi. Evet. Ankara Gücü ile alakalı bir heyecanı, aşkını falan olduğunu da ben yakın zamana kadar bilmiyordum. Belki Fatih'leri çok sevdiği için, çünkü bir ortaklıkları olduğu falan söyleniyor Fatih Başkan ve Tamer Acar'ın. Belki ortaklıktan dolayı böyle bir heyecana girmiş olabilir. Ama benim tahminime göre siyaseten Ankara ile ilgili hayalleri, planları var. Onun için de Ankara Gücü güzel bir makam. Evet. Yani bunu istiyorlar. Ama başarabilirsen güzel. Evet. Bakalım. Ters tepki evet zaman ne olacak? Eğer şimdi bunu başaramazsa o ters teper. Yani. Tam şimdi onu söyleyecektim. Siyasi şey bakımından da sürekli bu kongreden önce artık yukarılardan da destek geleceğini Faruk Koca aracılığıyla ve bunlardan dolayı da Ankara Gücü'nün rahatlayacağı söylemleri vardı. Peki bu olmazsa şimdi yukarılara mı güvenmeyelim? Faruk Koca'ya mı güvenmeyelim? Fatih Mert'e mi güvenmeyelim? Üçüne birden güvenmeyelim en mantıklısı. Hani bu da kendileri açısından da bir dezavantaj. Yani şu an bir de genel anlamda baktığımızda Ankara Gücü'nün tam destek zamanı. Bir de Ankara Gücü kitlesinden bahsediyoruz.
Hani bir geçen bahsettiğimiz gibi siyasi 200 bin kişilik neredeyse kitlesi olabilir Ankara Gücü'nün. Hani bundan dolayı kimse bu yükün altına girmek ister mi? Bu herkesin karşısına, bu 200 bin kişinin karşısına geçmek ister mi? Yazık yazık olan Ankara Gücü'nün oluyor. Bu tip şeylerde hep kaybeden Ankara Gücü'dür. Kişiler kazanır, kaybeder. Anlık tepkiler ya da anlık alkışlar yaşanır, biter, gider. Ama sonuçta yaşanan olumsuzlukların bütün faturası hep Ankara Gücü'nün olmuştur. Ankara Gücü kulübü yaşamıştır. Ankara Gücü'nün sevenleri yaşamıştır. Dolayısıyla yani yazık. Yazık. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani şeyi merak ediyorum ben. Belediyenin Şampiyonlar Ligi hayali, Şampiyonlar Ligi vaati varken hala sessiz kalması. Vallahi artık bir tebrik etti. Belediyenin vaatleri, belediyenin desteği, bir takım şeyleri nedir ne değildi. Mesela onlar da hep böyle. Benim en sevmediğim şey bu. Muhalefetteyken, iş başına gelmeye hevesliyken çok açık olacağız, şeffaf olacağız, her şeyi öğrenecek kamuoyu bizden, hiç merak etmeyin bilmem ne şeklinde bir takım vaatler ortaya konur. Ama iktidar olduktan sonra her nedense insanlar bir şeyleri kol kırılır, yen içinde kalır, evet, mantığıyla yönetmeye, böyle bir takım şeyleri ortaya koymaya özen gösterirler. Yani şimdi şurada bence bu işlere ilişkin Ankara Gücü Başkanı'nın oturup bir basın toplantısı yapması lazım. Gazetecilerle karşı karşıya gelmesi lazım. Ya da işte diyelim ki Klas Spor'a ya da TRT'ye ya da Bein Sports'a neyse kuruluşa bir röportaj vermesi. 7/24 kamerayı istediği anda ben ekibim gideriz. Ne söylüyorsa anında canlı yayınlamaya falan da hazırız. Basın toplantısı düzenlerse de şey. Açıkça ortaya koyacaksın. Bunları senin bilmen bir şey ifade ediyor olabilir. Evet. Doğru. Ama kamuoyunu bilgilendirmediğin sürece bir şeyleri sakladığın gerçeğinden yola çıkarak herkes sana tepki gösterir. Sen herkesin Fatih abisi olabilirsin ama bir süre sonra bu da alıştıklarımızdan biri çıktı gibi bir tepkiye neden olursun. Bence yazık olur. Yani bu kadar sene bir iyi ismin var, bu kadar sene bir saygı görmüşün, sevgi görmüşün, bir başkanlık olayından sonra hiç hoş olmayan bir takım tepkilerin hedefi haline gelirsin. O bence kendi kendine yazık etmektir. Başka bir şey değildir. Şimdi zaten bazı şeyleri anlatmakta zaten fayda var. Bunu anlatacaksın. Bazı şeyler de anlatılmayabilir ama ona göre pozisyon alınır. Şimdi Seyit Bey Mehmet Yiğit'in en yakındaki kişilerden bir tanesiydi. Kutsal bilgi kaynağı gibi bir şeydi aslında bakarsak. Karakutu. Önce bizim Seyit abi de öyleydi Cemal Aydın döneminde. Bu böyledir. Ama şimdi bir hatırlayalım. Bazen insanlar birilerini göndermiyorlar. Misal Cemal Aydın'ın yanında bir Erk Toros vardı menajer. Evet. Cengiz Toper Yıldırım göreve geldiğinde Erk Toros'u göndermedi. Yarım sezon boyunca Erk yanındaydı ki Cemal Aydın'ın en yakın adamlarından bir tanesiydi Erk Toros. Hatta Gökçekler gelince de göndermedi. Takım saraya gitti, Erk Toros odasını falan hazırladıydı. Hatta gündem olduydu. Sonra Ender Yurtgüven geldi oraya oturdu. Erk'i o zaman gönderdiler. Devam edelim. Gökçekler gitti, Cengiz Toper Yıldırım geldi tekrar göreve. Ender Yurtgüven'i göndermedi. Ender Yurtgüven ne zaman gitti? Sami Altunyol başkan olunca gitti. Çünkü bazı kişiler güvenmesen dahi bazı şeyleri bilirler ve o bilgiye ihtiyaç duyarsın. Yani şimdi UEFA FIFA dosyaları kulübün yıllardır işleyen bir sistemi var ve o sistemi en iyi bilen kişiler var orada. Evet. Yanlış iş yapmasını engellersin mutlaka ama elinin altında tutmakta fayda vardır. Şimdi biz de tepki gösterebiliriz. Taraftar da Seyit Bey'in orada oturmasına tepki gösterebilir ama işine lazımsa onu orada tutarsın. Tutmak zorundasındır. Ben tepki gösterdim diye, taraftar tepki gösterdim diye gönderildiyse Seyit Bey yanlış yapılmış derim ben. Yönetim stratejisi olacak. Yani yönetim stratejisi bir şeyleri doğru yönetme adına bazı insanları destekleme, bazı insanlara da katlanma yöntemidir. Yani o sevmiyor, ben sevmiyorum, o haz etmiyor, bu gıcık kapıyor falan diye bir iş yapmaya kalktığınız zaman İşte işler bu noktaya gelir arkadaşlar. Yani. Aynen öyle. Arada donukluklar falan oluyormuş. Ya FİBE'nin internet altyapısı üzerinden yayına çıkıyoruz. Ya oraya müdahale edemiyorum.
Dumandır duman. Ankara'nın dumanı var ya bu aralarda. Siz çok iki gündür. Ya etkiliyor. Ya Türkiye'de birçok şeyi etkileyebiliyor. Berke Gürbüz de U17 milli takımına davet edilmiş. Ya işte bak oralarda pişebilir. Yani milli takımlar falan futbolcuların parlaması evet. için güzel yerlerdir. Yani bu da bir Allah yolunu açık etsin. Ben inşallah Ankara Gücü geleceği açısından iyi futbolcu olacağını düşünüyorum ama biraz pişsin. Şimdi, pişsin, güçlensin. Kendi çıksın açıklama yapsın deniliyor. Burada da ben bir şey daha söylemek istiyorum. Belki de transfer yasağını da kaldırabilir yönetim. Evet. Ama şunu da sağlamak istiyor olabilir. Buna da hak da veririm ben. Yani biz kaldırdık diye millet rahatlamasın. Yani 100 liralık futbolcu ile 30 liraya anlaşırken yüzünü istemesin diye de kaldıramayacak imajı da verebilir. Bu da doğru bir politikadır. Yani ama ben sadece söyleneni aktarıyorum. Yönetim stratejisi dediğim olay zaten Bazen kendini çok güçsüz gösterirsin. Güçlü olayları halletmek için. Bazen kendini çok güçlü gösterirsin. Çok kayda alınmayan ama çok sıkıntı çıkarabilecek küçük olayları halletmek için. Bu yönetim stratejisi. Ama işte o yönetim stratejisi gelecek tepkilere göre şekil değiştirmez. O stratejiyi koyarsın ve sonuna kadar devam tepki edersin. Tepki de gelse, duymazdan gelirsin. Aynen öyle. İşini yaparsın, sonunda bak siz tepki gösterdiniz ama bir bildiğimiz vardı dersin. İnşallah aynen bu öyle. Öyledir. Aynen İnşallah öyle. Sonucu buraya İnşallah. Varır. Ama Fatih Başkan da dönüp bu stratejim bu benim demeyecektir. Dememesi de lazım. Bari gazeteciye bunu zaten niye söyleyecek? Yani gerek gazeteciye yok. Gazeteciye tersini söyleyip bu havayı yaratmak için medya kullanılır genelde. Benim nacizane 40 yıllık tecrübem onu gösteriyor. Tam tersini söylersin. O havayı yaratırsın. Kamuoyunda birçok insan da o sihre, o şeye balona kapılır gider. Sen işini görürsün öbür taraftan. Biter gider. Yani beni öyle kullanmalarından da çok da mutlu olurum. Hiç de bir şey demem. Yani benim onu zaten bile kullanılırsa çok doğru bir şey değildir ama sen onu bilmezsin. Güvenirsin başkanın söylediğine, yöneticinin söylediğine. Oradan yürürsün. Ya mutlu olacağım kısım da zaten Ankara Gücü'nün deyin olacaksa bu iş. Bu işin sonunda transfer yasağı kalkacaksa beni orada kullanıyorlarsa bundan da gocunmam yani. Ama bana Fatih Başkan'ın söylediği buydu. Transfer yasağını kaldırmamız gerçekten kolay değil. 34 tane dosya var. Biz daha 8-9 tanesini çözebildik. Beklediğimiz kurumlardan para Ocak ayının içerisinde en erken olabileceği söylendi ki kurumlar bütçelerini kapatmışlar yıl devrinden dolayı. Kolay değil. Elimizden geleni yapıyoruz ve bir çıkacağız. Neler yaptığımızı sonucunda anlatacağız dedi. Evet. Yani işin özeti bu. Onun haricinde biraz önce tekrarladıklarım var. İşte bağımsız denetleme kurulunun denetlediği, Yalçın'ın alacağının tamamını istediği gibi konular var. Fatih Başkan ne zaman isterse bu kameralar açık. Stüdyoya da gelir biz de gideriz. Hiçbir problem yok. Ama işin sonucunda Ankara Gücü düşmemesi lazım. Bunu da başaracak. Başarmak zorunda olan. Geçen sene başardı. Çok şartlar buraya göre birazcık daha iyiydi. Ya tabii canım şimdi oraya baktığımız zaman tamam kulübün borcu uçtu da ilk yarı bir takım kuruyorsun. İkinci yarı bir takım kuruyorsun. Yani ligde kalıyorsun. Enteresan bir şekilde başarıyorsun bunu. Ne yaparsan birinci düşen var. Takım olarak nitelenirken bunu başarıyorsun. Tabii. Yani herkes geçen sene düştü gitti bitti diyordu. Işte. Ama bu sene daha zor görünen koşullar ama bence zoru başarmak çok daha şimdi önemli. Bak şeyler başladı misal Galatasaray maçı primlerini almışlar ama falan Orgil gitmek istiyor. Kanteros aslında sağlam da oynamak istemiyor. Paz da federasyona başvurdu. Şimdi bu dedikoduların bir bitmesi lazım. Eğer transfer yasağı kalkmayacaksa bu takımın yani fire verme gibi bir şey yok. Ya da hiçbir oyuncuya küfür etmemek gerekiyor. Ya bunun içerisinde Sadayı dahil. Yani yokluk o hale getirir ki Sadayı'ya muhtaç kalırsın. Bakın arkadaşlar bu kulübün oyuncuları, gencecik oyuncuları bu kulüpte yiyecek ekmek zor bulup menemenlerle karınlarını doyurdular. Islak formayla maça çıkıp devam ettiler. Devre arasında forma kurutamadılar yedek forma olmadığı için. O günlerden bugüne geldi. Yani birazcık daha mantıklı, birazcık daha akıllı, birazcık daha ölçülü olmakta yarar var. Yoksa o günleri yeniden yaşarız. Yazık olur. Futbolcuların yazık olur.